Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun. Allah'ım hayırlı insanlarla karşılaştırsın, güzel insanlarla karşılaştırsın, hayırlı komşularla nasip etsin yarabbim. Beni gördüğünüz gibi yaprağımı yanıma aldım, şöyle. Bedenin dibinde yaprağı aldım arkadaşlar. Son yaprak bu. Şöyle kağıt gibi incecik. Bedenin dibinde şey aldı geldi. Bedenin dibinde yaprağı aldım. Akşamdan suya bıraktım bunu. Tuzlu yaprak, sarımlı yaprak. Tabi tazelerde çıkıyor da bayağı da büyüdüler. Bundan sonra artık taze yaprak yapacağız. Biraz kıymam var dolapta. Onu çıkarttım arkadaşlar. Sabah hemen. Ben de işlerimi yapana kadar o da çözülmüş. Soğanımı işte, salçam, pul biberim, karabiberim, toz biberim, biraz da pirinç buraya, kıymanın kokusuna, baharatların kokusuna, soğanın tadına herhalde gider. Olur değil mi Şükrü? Olmaz mı? Ne kadar güzel olur. He, güzel olur. İnşallah. Şöyle soğanlarımı da doğramaya başlayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim misafirim var. Paşam burada. Yaprak sarmasına bayılır böyle. Çok sever. Lahana yemez. Yemeğini yemez, sarmasını yemez. Lahana yemez yani. Yeşilliğe pek şey değildir çocuk. O da buradayken bir baktım yaprağım da var. Azıcık yaprağım. Dedim ben de sarma da sarayım. Hadi oğluma bir de sarma da yedireyim inşallah. Şöyle incelikle de soğanlarımı doğrayayım. Bu da kıtır kıtır doğruyor. Evet. Bu bıçaklar da güzel kesiyor. Aynen. Böyle. Aslında ben böyle küçük bıçakla çok iş yapamıyorum. Hani yapamıyorum derken böyle soğan falan arkadaşlar. Ama patates falan soymaya çok rahat oluyor tabii ki bunlar. Pancar falan doğrarken daha büyük bıçakla tabii ki. Şöyle soğanlarımı da incecik yine doğrayayım. Şöyle hemen soğanlarımı bütününü yıkadım sahte. Bu şekil. Soğan da içinde bol olursa güzel olur arkadaşlar. Arkadaşlar havalarda bugün bozuk yağmurlu. Bugün tam böyle bir uyuma havası. Şıkır 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 saçaklardan sular damlıyor. Yağmur yağıyor. İki günde yağıyor. Şöyle bir göstereyim sana. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Melek Hanım inşallah nazar değmez. Baklavalar, pancarlar, bezelyeler, marullar dolu. Melek Hanım pazarı şaştı bu sene Allah'a şükür. Pazarda var, her şey var. Yok yok. Yok yok. Aa, Raziye. Kız ne yapıyorsun? Kız sen benim işim olduğunu nereden biliyorsun böyle ya? Yağmur yağıyor ya. Yağmur yağıyor ya, ıslandı. Yağmur yağmış melanjinik ne biliyorsun? Öyle ne kadar yaptım dedim ne yapıyorsun bir bakayım ya. Telefonlara bakmışsın. Ne yaptın sen öyle? Telefonlara nasıl bakayım? Telefon nerede baksana. Islandım ya. Kız gel gel şuna gel. Islandım yağmur yağıyor. Burada da tat gelmiyor mu? Alo ben soğuk evde oturamam. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin bacım. Ne yapayım böyle? İç hazırlayayım. Rasya Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Siz nasıl duruyoruz bu soğukta ya? Soğuk mu? Acayip soğuk var ha. Ben sıcak yerden çıktım geldim. Sobam yanıyor. He, bizim de yanıyor içeride sobamız da buraya çıktım. Hadi gözün aymış oğlum gelmiş. Sağ ol teşekkür ederim. Ne kadar güzel işte. Oğlum kalktı. Ayşen de benim oğlan soruyor. Yollar kaç paraymış diye. Dedim valla hiç gelme oturun dedim. Kaç paraymış Rasya? Çok. Peki daha burası 750'ymiş. Ay maşallah. Bunların ihtiyacı da oğlum buraya. Bunların bir gidiş geldi çocukları da var. 5 milyara gezi koyacağız. Ay maşallah. Dedim gelmen dedim. Gelmen dedim. Ne kadar zor değil mi? Zor tabii. 750 tek kişi. Şimdi 2 kişi. Bebekleri de var. Evet. Dedim masrafımız oldu oğlum. Siz nasıl dedin? Sen benim işim olduğunu nereden bildin? Ne bileyim ya.
Zaten ben ne zaman gelsem sen de işin olmadığı zaman yok ki. Ya az bir yaprak kalmıştı. Ortayda seviyor yaprak sarmasını. Evet. Dedim sarma yapayım acıkta dedim. İyi yapmış. Onu istediklerini, sevdiklerini yapıyorum zaten. İyi olmuş. Onun su böreğini yaptım, yedirdim ona. Böyle onun sevdiği şeylerden gidiyorum işte. Yaprak sarması. Eline sağlar, emeğine sağlar. Ne güzel olmuş. Evet. Bak her gün yemiş her gün. Bir gün de işsiz kalacak. Tamam bir gün sana böyle özel bir gün ayıracağım. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Heh. Şimdi yorumda da okudum ben onu da. Sana yazmışlardı. Ne yazmışlar bana? Ben buraya geliyormuşum. Sen beni kullanıyormuşsun. Heh. Onları yazanları söylüyorum burada. Kimse beni kullanmıyor. Ben ne zaman böyle geliyorum? Melek Hanım'a işi zaten bitmez. İnağıydı, danasıydı, temizliğiydi, tamam. Şeydi. Ben buraya iş görmeye gelmiyorum. Özellikle kendimi çektirmek için de gelmiyorum. Tek geliyoruz, çektiriyorum. Çünkü benim çok izleyenler var. Trahya'dan berisi. Benim zaten çok komşumdu. İzleyenler de beni arıyor. Melek Hanım sayesinde. Canım benim. Senin sayende beni de arıyorlar. Sana ulaştık diyorlar. Evet. Canım benim sen onu mu kafana taktın? Ben hiç ne duyuyorum ne okuyorum onları. Tabii ne? Trahya'dan tamam, Doğaköy'den arayanlar oldu. Ama sen de şimdi sanma sadece. Tamam da yani öyle şey insanlara değil. Ayıp yani onları yazan da kendisinden bilir aynısını. Boş ver sen. Sen beni kullanmıyor valla ben severek geliyorum. Ben şöyle. Zaten Melek Hanım'ın işi bitmiyor burada. Boğazımız yerken yani. Nefes alırlar. İşimiz olacak tabii ki. Ben onu yazanlara diyorum ki Melek Hanım'ı kıskanmayın. Yazan kişiler aynı kendinden bilir. Karşındaki insanlar öyle yorum yazanlar. Fesat kendileri fesat olduğu için. Kusura bakmayın Melek Hanım'ı ben ancak tanımıyorum. O da beni kullanmıyor. Ben böyle geldim iş yapıyor. Çekiyor bu. Tamam, ya ben takarım öyle şey. Ne gerek var? Kıymamı koydum arkadaşlar. Rasiye komşum biraz üzülmüş herhalde. Ben hiç görmedim yani kimseyi kullanamaz. Ne yani çekememezdik. Bunlar kendinden biliyor bunları. Şöyle kıymamı koydum. Kaşıkla bir karıştırdım salçamı. Ne ya Melek Hanım? Öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok. Az bir şey kekik koydum. Kekiğin altında da az bir şey karabiberi sakladım arkadaşlar. Şükrüs de görmesin diye. Toz biber. Bu da azıcık güzel bir tat vereyim ha karabiberden. Sarmaya. Çok bir şey tadımlık yani. Az bir şey koydum Şükrü. Sen görsetmeyecektim ama yine gözleri dikti. Görsettim. Ya Şükrü abi de yemeği versene. Zaten bir lokma çuburda bir yaprak var. O değil mi? Daha tazesi geliyor. Gittim şöyle ben. Az da bir tuz koyacağım. Şunu yaprak saran oraya. Şöyle. Evet. Tadımlık bir tuz. Şurada da açık salça kalmış görüyor musun? Meleğim burada oturmayız herhalde. Ben de soğal gelemem. Tamam sen için geçeriz içeri. Ne yapalım? Ben burada saracaktım ama. Valla burada salınmaz ya oturmaz. Şükrü fırtına gelmiş avruya. O yoktu bugün evde. Ha, benim uyana bakıyor. Yağı dolduruyor. Anladım. 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 En sonunda baktı yukarı. Baktın ya. Fırtına gelmişsin. Evet. Fırtına hep kapıda satıyor. Şunu fırtına nereye gidiyor? Bir yere gidiyor ki. Evet. Beni karşıladı orada. Öyle işte meleğim ya. Sen canını sıkın. Evet. Gelmeyeceğim ben buraya aslında da. He. Dedim oğlu gelmiş. Hadi bir gözü vermiştin dedim. Hadi dedim pancar alayım dedim. He manava çok. Bazen açık açık. Çarşıda 15 dedim. Melek Hanım da bedava ellerine sağlık dedim. Ben elleri dert görmesin dedim. Canım benim. Ben yarın şey dedim. Yapacağım. Akşama barbunya fasulye sardım. Onu ısladım. Hı. Yarın bir tencere onu pişireceğim. Oh. Yaman adını söylemeyeyim şimdiki. Kirli da. Pancar. Ha, kirli pancar diyorlar tabii ki. He. Barbunya diyecek kirli evet. Pancar aklımıza geldi bize. Ondan sonra hem dedim ticaret dedim hem iş dedim ben gideyim eve dedim. İyi yapmış. Bak Allah ben de razı. Hiç de boş oturmuyor ki hep iş hep iş. Ne yapayım gülüm ya? Yapmadan ne olmuyor işte. Yapmadan olmuyor. Ben sarmaları bayram sarmasını sarıp buzluğa koydum. Sen o zaman lahana alacaksan gir bahçeye lahananı al. Alayım. Sarma çok değil yani. Evet, sen kendin oturur da. Ya, isterse kendin de yapabilirsin. Beni bulaştırmak istemezsen. Olur olur. Sen elinde dersin ya ha. Dersin mi? Sen elinde lezzetli. Olur mu öyle şey? Evet şöyle. Senin sarman değişik ama. Senin sarman değişik. Olsun değişik yaparsın sen de. Ben şimdi poşette saracağım. Tamam poşette sar sen. Rasya komşum da lahanasını alsın bahçede. Heh. İçini de hazırladık. Azıcık dinlensin. Poşetin var mı? Neyi alacaksın? Yok yok. Elimin alayım geleceğim şöyle. Tamam ha. Çok almayacağım. Tamam. Hadi. Ben şu rasya komşusu. Ben gelmiyorum aşağıya. Yok yok. Gelmen gerek yok. Kıvırcığını falan da al. Kıvırcık almayacağım.
Gel al. Bunu buna kapayım ben gelin. Kapı arkandan gelirler hemen. Şöyle. İstediğin yer sana. Ne güzel olmuş yağmur yağmur. Rabbim ne güzel yağmur verdi bak. Evet. Kayınpederimin yanına gittik bugün. Ondan sonra oradan fazla fidesi falan da getirdim. Bu çıkmış dökülme. Ta abumun gününden fidel onu. Ne güzel olmuş. Böyle bir edesi. Seninle beraber yeriz yine onları da inşallah. Al bakayım al al. Kökü bizde. Rabbim de suluyor. Bezenlerin kenarlarına kadar bak büyük büyük yapraklıyı aldım zaten. Ben geçen gün buradan Cem lavuma bile gönderdim Tekirdağ'a. Canlanır. Aynen. Alsana, alsana. Yeter. Kızından ne olacak onu ye. Olsun yeter o. Onun bereketi içinde de. Tamam sen de. Halit de öldüm de bir daha gelemem yüzüm olsun. Ay öyle deme be. Aşağıda da yetişe bak diktiklerimiz yok. Yeşillenmeye başlamış. Çok güzel olmuş her ya. He oldu oldu. He. Biz de içeri bağlı geçelim burada. Rasiye komşum burada oturamam dedi. Bu da gelmiş gel. Bu üşüyor. Biraz da rahatsız herhalde. He ben şimdi... Ben o kadar lahana için bahçeye girmem Razi'ye. Azaldın ya Razi'ye. Yetti. Allah bereket versin. Bir tencere yeme çıkar bundan. Şaka. Biraz da içine pazı koyarım. Var mı pazı? Aha burada var çuvalı görmüyor musun? Tamam. Tamam. Buradan pazı da al. Kız çuvalda var ya orada pazı. Bir çuval. Babamın yerinden kestik bir çuval arkadaşlar. Babam dedi ki kızım dedi. Al kazıları dedi tamam mı Razi? Nasıl da güzellermiş ki? Sen ne diyorsun? Öyle böyle değil Razi'ye. Ok. Çıtır çıtır. Maşallah. Köke bak şu köke. Turşu mu kuracağım bununla sen? Turşu yapacağım. Heee. Ay maşallah maşallah. Ben şimdi lahananın içine bunu alırım. Batırdın ortalığı. Aha. Şuna bak. Evet. Bugün kestik bunu arkadaşlar. Babamızı ziyarete gittik yanına. Kızım dedi gelmişken al. Bir daha dedi. Onlar dedi kötü olursa dedi. Onları temizleriz Razi'ye mi ya? Şöyle, bakar mısınız? Ben bunun fidesinden de aldım, dikeceğim buraya. Ta rahmetli abimin pazıları bunlar. Yani küçük kaynanamın. Ay nasıl tatlı ya, nasıl ha. Güzel ya. Bu şey turşulu pazıymış. He. Elimi de toprak aldım, görüyor musun? Olsun, olsun. Yıkayalım, biçelim şöyle. Bir şimdi ben şimdi şu lahanamı bir poşete koyayım. Koy, şu pazıyı da şöyle keseyim. Tamam. Akıllı olacağım, bir daha 10 kere iş mi yapacağız? Tamam. Poşet burada bak. Poşetleri de öğrendim artık yerine. Alo. Tamam. Dahil duruyor. Tamam kız. Kırılır mı öyle o? Kız kırılmaz. Siz öyle mi ayarladınız onu? Öyle oldu. Kendi ayarladı o. Ay Allah. Ha pazını da al. Pazı da abi. Dur şunu ağzını. Hah. İstediğin kadar al. İstediğim kadar değil. Sana yemek yapacağım işte. Hah. Pancara az diyordum ama şimdi tamamladı gördün mü kendine? Kız ben burayı düşünerek aldım. Burada alır mıyım bu kadarı? Ay Allah razı olsun. Sana kayınpeder de iş varmış. Halanın yüzünde kendisi çıkıyor kızım her sene diyor. Ya. Bir sürü fide çıkmış. Nerede getirdim onu da bak. Aha. Gördün mü? Rasiye. Şu güzelliğe baksana ya. Şuna baksana ya. Sen bak. Suyu da yağmur yemiş ya şıkır şıkır. Sen babamın bak onun pancaları böyle etli kara kelam oluyor. Tallanın yüzüne kendisi çıkmış. Al bunu bunlar da dedi. İyi yapmış. Şu kadar da fide aldım oradan bak pancar fidesi bu. Ne kadar güzel. Gördün mü? Bu pancar gerisi de pazı arkadaşlar. Hı. Pazı fidesi aldım bak. İyi yapmış. Sen işini bilirsin. Evet. Bunu dolaştık öyle. Ya sen çok teşekkür ettim. Bir şey değil canım benim. Sen bunları içeri al. Ben dışarıda duramam şimdi. Boğazlarım tahriş şimdi. Tamam. Bunları da ben dikeceğim işte sonra. Şu ellerimizi bir yıkayalım. Güzel yıkayalım ellerimizi.
Orada su yok biliyorum, içeriden içeceğim. Ben garibelemiş. Razi'ye gelmişken Razi'yi de kaçırmayayım. Sarmayı da saralım değil mi arkadaşlar? Olur olur. Ne de olsa, ne de olsa kullanıyor yazmışlar. İnsan kullanmak neymiş? Arkadaşlık, şey, dostluk. O ne yazanlar? Yani, abi, tabii. O ne yazanlar kendisi aynısı başkasını kullandığı için beni de ortaya katmasın. Beni kimse kullanmıyor. Ben işim oluyor. İşine denk geliyorum. Bu şekilde yani. Hadi geç. Elimizi yıkayalım. Hadi. Kendini bilmeyene gerisini. Yani. Sarmayı sarmaya başladık Rasiye komşuyla beraber. Sen ne şanslısın oraya? Ben şanslıyım he. Vallahi şanslısın. Sağ ol. Senin gibi komşum olduğu için çok mutluyum. Allah. Daima mutluysun herkes. Dün akşam kaldı değil mi Rasiye? Hayırdır canım. Beyhan beni çağırdı. Melih abla, Melih abla. Bizim komşu mu? Arkada komşu da Beyhan geldi. Beyhan geldi. Ne var Beyhan dedim. Buna indim aşağı. Evin arkasında telinendiğim şey, iki telin arasına tavuk sıkışmış. Sizi? Tavuk bizim sözde. Biz, o şimdi bizim için çağırıyor. Hı. Kırmızı tavuk. Hı. Gittim baktım. Melih abla sizin mi dedim. Ben şimdi bizim Beyhan dedim. Kırmızı tavuk dedim. Ama bunun sırtı yolunmuş dedim ben şimdi. Hı. Buna bir şey çakmış. Tavuğa hani. Tavuğu neyse ben aldım. Buradan aldım. Aşağıya koydum çevrenin içine. He. Tavuk iş bizim tavuğun içine girdi. Kümese girdi öylece. Akşam ya. Zamanın ahıra gittik işte. Şükrü ahıları falan temizlerken ben de indim ahıra bununla beraber. Allah'ım tavuk bana bir yabancı geldi. Bizim 3 tane kırmızı tavuğumuz var. Üçü de duruyor. O tavuk hazırlı. Bu sefer ben Beyhan'a çağırdım. Hı. Beyhan, Beyhan bak buraya bakayım. Bu tavuk kimin? Ben bilmiyorum bile abla. Sizin işte kızım dedim. Ya senin ya benim. Biz dedim. Benim olmadığına göre sizin. Tavuk onlarınmış. Tavuğun tanıymak. Tavuğun sırtı yolumuş. Tavuğu bir... Ama tavuk burada nasıl çalmış? Onların... Kız o dilkini ağzına katmasın. Dilki kapıyıp da sırtını yolup da kaçmasın hayvan. Şey, ya köpek saldırdı. Ama onlar salmıyorlar bizim gibi. He. Onlar ilkinden sonra salıyorlar tavukları. Evin önlerine bir açıp. Onların yeri hem kümesi içinde, çevrenin içinde. Başımıza da böyle şey geldi işte. Başka yerden gelmez. Film gibi. Bana sorsaydı ben keseydim onu hemen. Yok canım. Allah nasip etmesin. Niye yaptın? Tavuklar da hiç yapmadın ona. İstememezlik yapmadılar. Ya, yabancı diye konuşuyorsunuz yanında. Hiç yabancı almadılar değil mi? Hiç yabancı almadılar. Ben de şaşırdım. Korkuna beni tavuk götürüyor mu? Anasını ağladı. Öldürüyor onları böyle. Böyle bir zor değil. Korkunda iki tane tavuk gördüm. Çok güzellerdi. Afiyetin ya. Ben dedim geri dönüşemez dedim. Dönerken de öyle gelmedik. Sıraat Bölmesi'nin yanına ohara geldik. He. Tavukçunun yanına geçmedik. Ama sonradan da pişman mı oldun? Pişman oldum tavuklarım. Almadım. Çok güzellerdi. Köy tavuğuydu böyle. Haftaya gelirse ama öyle güzel tavuk alacağım. Al. Öyle galiba beyazlarda gözüm var ya. Ya şu beyaz tavuklar şey oluyor böyle. Anlıyor musun? Ama güzel oluyor. Güzel oluyor. Aa sen de beyaz da al. Ne var yani? İki de onu alırız. İki ondan alırız. Yeter bize. Öyle olur. He. Ben ondan alayım da onu istemeyeyim demedim. Sen de istediğinden alırsın. Ama beyaz da yoktu ama çok ufak diye vardı. Onlar öyle güzel değillerdi. Hayvanlara çirkin demek istemiyorum da. Güzel değillerdi. Ya güzelleri yani. De var. Paçalı var, paçasız var, ha, şey öyle var. Öyle işte ben. Anladın ya, öyle mı? Olsa tamam. Ona kötü anlamana denmez ki. He. Kaç çeşit tavuk var. Oktay'ımız da bugün pas yaşa gitti. He. Kalktı işte duşunu muşunu aldı. Sobayı yaktı. Ben dedim ben bir gezeyim geleyim. Dedim ben de gideyim Oktay sen dedim. Ama dedim ben geç geldim sen inan dana var diyor bana. Doğru söylüyor. İyi dedim ben de. Özlemişim çocuğumu kız. İnsan ne kadar da telefonda da görüşsek konuşuyorlar. Sen bir şey söyleyeyim mi? İnsan evlatlarını özlemeyecek kimi özleyecek? Vallahi özlemişim çocuğumu. İyi malları sevdiyiz. Sevdik sevdik. Malları şey yaptı. Mallar da hiç yabancılık çekmedi yani. Oktay'a yaklaşamadı biraz. He. Tereddütte kaldı. Vurur mu vurmaz. Anne diye ben ilaha yaklaşamam diyor. Küçüklere yaklaştı da. Çocuk da haklı bir yönden şimdi. Hani hiç hayvanımız olmadı ki. Ama sonra şey yaptı. Okşadı kafasına bile. Öteki tane zaten hemen sevdiriyor kendini. O öyle çiçek dinle. He he yalaka.
Hemen çok... hemen kafasını yamultuyor aşağı sevsinler diye. Aynen. Onlar da anlıyorlar sevgiden. Anlar tabii. Raziye komşu poşetle sarıyor. Evet. Ben elimle sarıyorum böyle. Şöyle işlerini azıcık az koyuyorum arkadaşlar. Çiğ pirinci. Her şey çiğ. Kıyması çiğ. Soğanı çiğ. Elimde evet. De bir yuvarladı yine. Ben hiç üşenmem böyle sarma yapmayı. Ben de üşenmem. Namazların girişinde 5 güleyi 3 günde sardım. 5 güleyi yaprağı. Yediniz mi hepsini? Buzlukta. He. Şimdi bir akşama çıkartacağım işte. Pişireceğim. Yarın gelen giden olur. Aynen. Baklavayla tatlının şeyleri, şerbetleri olacak. Koydun mu? Yok koymadım. Ben de koymadım. Koyacağım bu akşam. Herhalde 15-20 dakikada olur o. Aynen, bir boşsam. Tepsisini yapacağım da bir tepsisi kalsın. İyi yaparsın. 3 tepsiydi ya. Birisini kuran kursunda. İftar verdik ya orada. Aynen. Kur'an kursunda. İyi yaptınız. İyi oldu vallahi. Helal hoş olsun. Herkes de birinde yedi yani. Güzel olmuş. Beni devlete çağırdılar da. Bak hava yapmıyor. Dedim ben gelemem. Geçen sene de alışıklar ya. Dedim ben gelemem şimdi. Bayramdan sonra olur dedim. Bayram geçen ne yapayım sana dedi. Vallahi gelemem dedi. Bir de şey ya. Yorgun oluyorsun. İşin oluyor. Evet. Bak hava işi. Keyif işi. Ses kesildi. Bu sarma çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Ses kesildi, doğru söyle. Çok konuştum. Meleğim ben bunu koyuyorum. Benim işim bitti. Sen de koy gülüm tencereye onu. Koyayım. Böyle düzgün yine koyayım. Rasya'ya dedim. Rasya'ya koymuştum. Madem sardın onu da dedim. Düzgün tencereye koy. Dik dik koyacaksın değil mi? Yok yan koyuyorum. Yok yok dik koyacaksın. Ha, dik mi yapayım? Ondan yaptım. Sağ öyle. Pardon. Onu yan atsam ben buraya atardım. Kolay iş o ya. Dik dik koy. O zaman hem hiç içi patlamaz, böyle güzel de pişer. Kim diye sen yan koyduğum için patlıyormuş. Nerede biliyorsun? Ben hiç öyle koymam yaprağı. Vallahi ben dik koymuyorum. Hiç de içi dışı patlamıyor. Raziye komşu uzun uzun sardı. Ben de küçük küçük sardım. Tokmak tokmak sardım böyle. Şimdi ben konuşursam beni yanlış anlayacaklar. Evet, evet. Kendi gibi yaptı. Tombiş, tombiş. Kendim gibi tombiş, tombiş sardım. Evet. Afiyet şeker olsun. İnşallah beraber olur. İnşallah. Sarmada sıkıntım yok. Bu iş bende. Ben bunu yarın pişireceğim. Aha. Bizim bayramlarımız pardon. Sarmasız, böreksiz, tatlısız. Geçmez. Olmaz. Yani ildeki olur. Her evde olur bu. Koy uzunlarından koy. Şurada ben de bazı uzun sardım. Seninki kadar da olmasa. Onu sen öyle tamamla. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bazılar diyor ki çok karışık koyuyorsun sarmaları yapıyorsun atıyorsun. Evet. İçi çıkmaz mı? Bizim sarmaların içi dışı çıkmaz. Yok çıkmaz. Kalıp gibi olur arkadaşlar. Önemli olan onu başarmak. Güzel doldur tencereyi. Tamam. Beğenmiyorsan bizim aşağı mahalleye götürürsün. Getiririm canım benim. Ben gösteririm nasıl sarma yeniyormuş. Canım benim yiyeceğin sarma olsun. Ay ben de pişireceğim görsen sen sarmaları. Değil mi? Hı-hı.
Yenisi çıkmadan bedenden bitirdik yaprakları da iyi oldu. İyi, çok şükür. Artık yeniler de çıkar, haftaya doğru toplarız yeni yaprakları da. Bizimkine de bayağı büyüdü ben değil suladığım mi? İçin. Ben de sunay aradı da. Abla dedi git dedi bir bak dedi yapraklarım öyle de büyümüş mü diyor. Evet. Allah'ım acil şifa versin bütün hastalarımıza. Amin amin hastalarımıza Rabbim şifalar versin. İyi olacak, gençliği var. Herkesin gençliği var. Genç olan da var, yaşlısı da var da. Rabbim onu çoluk çocuğuna bağışlasın herkesi. Amin. Ekrem kardeşimize de öyle her zaman dua ediyoruz. Kur'an kursunda hep dua yaptılar. Hep dua yaptırdık. Nasılsın demek için ben korkuyorum onlara. Boyna boyna ararmış şey gibiymiş gibi. Ama ben çok yaşadım bu kazaları. Onun için insan korkacak kelime bulamıyor. Allah'ım çoluk çocuğuna bağışlasın. Anasına babasına. Amin, amin. İnşallah. Canım benim inşallah. Ben de son yaprağı dolayamaz Raziye. Heh. İçim kaldı. Kalan içi de hemen şöyle bir 3 tane biber dolmasına dolduracağım. Daha var mı? Almışsa hiç zorlama. Tamam. Biber dolmasıyla da bunu az yine böyle karışıkla pişiririm olmaz mı? Oldu. Evet. Şöyle içimde az bir şey kaldı. Hemen ellerimizi de yıkayalım Rasiyeciğim. Ellerin kollarına sağlık bacım benim. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun. Hadi. Ben de teşekkür ettim. Bir şey değil. Ben şimdi akşam olacak önden gelen. Evet. Yemeğimi yapmam lazım. Hadi bakalım. Bu akşam heyecan son akşam canım. Ay, hayırlı akşamlar diliyorum. Size de. Hayırlı günler diyeyim. Size de. Hadi, çiçek alıyor mu? He olur be bir şey be. Dikerim. Bizim buraya dün geldin mi? Çekim yaptın mı onu çekersin. Ben vermiştim dersin. Ben verdim bizi derim. He. İki köfteri yeter. Çok vereceğim de. Sana daha çok lazım olur. Yeter. Nergis çiçeği arkadaşlar. Evet. Biz nergis çiçeği deriz buna. Ben şimdi yakında günlük gülistanlık ol çiçekleri. Hadi teşekkür olalım. Ederim canım. Hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Biz de onları gideceğiz şimdi. Tamam. Hadi görüşürüz canım. Hadi benim. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Allah razı olsun. Geldi sarmamıza da. Rast geldi. Sardık onlar. Şunu çiçekleri de biz dikelim. Islatan da. Hadi öyle. Bakalım. Al bakalım çiçekleri. Aa, hep toprak oldu. Buraya biliyor musun? Yüzük. Hadi. Oo, çok güzel Şükrü ya. Çok güzelmiş ya. Ay. Evet Şükrü. Adelhan'ı besle toprağına. Besliyor. Heh, öyle. Bir de öte ayağın olduğu yere dik. Şuraya. Evet. İkisi bir araya gelmiyor mu? Gelsin ya, gelsin. Sıra sıra diksin öyle. Ha, sıra sıra. Onları istedik bir komşudan arkadaşlar. O da bir sürü verdi bize. 2.40'da Rasiye komşum. Onu da hiç dağıtma Şükrü. Öyle göm onu. Böyle. Aynı olduğu gibi göm. Tamam. Çukurun acık büyük aç. Allah. Allah bana biraz karışık buralarım mı? Tamam aşağıda çiçeğini sürmüştüm. Ben de bu çiçeği çok seviyorum arkadaşlar. Ben de sevmem şuna baksana. Kadının bahçesinde bir sürü var. Bravo. Dedim buradan bana bir kök verebilir misin dedim. Ne demek dedi. Ne bir kökü. Poşete doldurdu verdi. Evet, onun üstüne toprak. Heh, tamam. Oldu. Bas bas diplerine bas. Tutar o. İnşallah. Tutar tutar. Yağmur da yağıyor ya. Ne kadar güzel. Çok güzel. Buraya. Ha ona. Buraya. Bak şu bir iki papatya var ya bak. Bu mu? Tabii. Bunlar çok güzel açıyor. Çeşit çeşit. Allah Allah. Rabiş getirdi bana onları. Onu da öyle dik.
Bunu atayım mı? Yanına yanına evet. Hah. Öyle. Öyle öyle değil ha. Oh. Homa homa oldu bak gördün. Gördüm. Biz bugün sarmamızı sardık arkadaşlar. Çiçeğimizi de bahçemize diktik. Rabbimize şükürler olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şuhrusan elleri çamurlandı. Ben çıkamadım buraya. Yukarıdan inmem gerekiyor buraya. Dedi ki ben dikeyim Melek dedi. Sen çıkma hadi. O da. Şöyle. Evet. Ayak dibine. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu Şükrü. Böyle bir tane pancar var. Şunu etrafını açayım şimdi. Aç bakalım hadi. Şöyle. He, çıkmış durur da kendisi. Canlansın otunu kes öyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.